Kayınvalidesinin türlü oyunla tuttuğunu iddia ettiği eşi Gizem Karaşahin ve bir kez kucağına alabildiği 6 aylık bebeğini aramak için geldi 22 yaşındaki Mehmet Sait Karaşahin. Eşimle kaçarak evlenmek zorunda kaldım. Bu yüzden sahte altın takmak zorunda kaldık ve eşim de bunu kabul etti. Denizli'de yaşamaya karar verdik, ailesi öyle istediği için. Sahte altınlarla hayalini kurduğu yuvasına kavuşan genç adam için aslında her şey daha yeni başlıyordu. İddiasına göre kayınvalidesi çifti ayırmak için elinden geleni ardına koymadı. Muska vesaire böyle bu yollardan bizi ayırmaya çalıştı. Tekrar Antep'e döndüğümde 2 ay falan kaldım. Hocaya gittim. Kendime bir muska yaptırdım. 2 gün sonra da hanım yazmaya başladı. Ben gelmek istiyorum bilmem ne. Hani tekrar barışalım diye. Biz de barıştık. Kaçtık İzmir'e geldik. Çocuğumuz oldu. Ailesi geldi. Doğduğu günün sabahını alıp götürürler güzellikle. Çocuğun kırkı çıksın öyle göndereceğiz diye. Kayınvalidesiyle Denizli'ye gönderdiği karısını ve çocuğunu bir daha göremedi genç adam. Ben de güvendim. Eşimin sözüne itaat ettim ama gidiş o gidiş oldu. Ondan sonra hiç yazmadı. Sonra avukat tutmuşlar. Boşanma davası açmışlar. İddiasına göre eşi dönmek istiyor fakat kayınvalidesi tıpkı daha önce olduğu gibi yine şartlar koşuyordu. Taktığım sahte altınların gerçeğini istiyor. Ayrıca yatak odası, yemek odası vesaire o şekilde eşimi çocuğumu gönderirmiş. Hani derdi yuvamızı bozmak mı yoksa çıkar için mi? Yani maddi para mı bilmedim yani anlayamadım. Yaşananlardan en az genç adam kadar annesi de dertliydi. O da torununa hasret kalmıştı. Yardımcı olacağına da amel huzursuzluk çıkarıyor. Altın etmezsen, borcu üstlenmezsen biz kızı vermezdik. Buna ayıp, böyle bir şey ayıp bizim tarafta, ayıp. Ben de kaynanayım ama ben bir günden 4 tane gelinim vardı. Ben bir günden benim yuvalarını yıkmadım. Gel güzel gelinim, güzelim. Kızım kurban olayım, sen benim kızımsın, canım gözümsün. Oğlunu al gel yanıma. Torunumu al da gel. Sana da kurbanım, torunuma da kurbanım. Gel kızım, evine gel kızım, dön evine. Mehmet Sait Karaşahin'in şimdi tek isteği var. O da çok sevdiğini söylediği eşinin ve doyasıya koklayıp kucaklayamadığı bebeğinin evlerine dönmesi. Sırf onun saçının teli vardı, onun kokusu sinmişti ya. Tokasını hala bileğimde taşıyorum. Benim eşimin ismi yazıyordu kalbim üzerinde. Ben o kadar seviyordum yani. Kayınvalidem kara delik gibi araya girince ben de böyle bir şey yaptırdım. Kara delik yaptırdım ama ben kalbime gömmek istemiyorum. Ben eşimle çocuğumla mutlu olmak istiyorum. Tekrar bir araya gelmek istiyorum. Hatam varsa düzeltmeye hazırım. Ben buradayım yani her zaman. Ben çocuğumu ilk doğduğunda sadece bu fotoğrafta kucağıma alabildim. Başka hiç kucağıma alamadım o muskacı kaynanam yüzüne. Girmesin aramıza, yıkmasın yuvamızı. Hani neyse ben orta yolda bulmaya razıyım. Ben eşimi çocuğumu seviyorum hani ben dönmelerini istiyorum. Şimdi sen kayınvalidine bu kadar kötü şeyler söyledin. Kadın daha hiç göndermeyecek kızı. Ya neyse onu söyledim ben. Şimdi siz nasıl tanıştınız? Şimdi biz nasıl tanıştık? Eşim kafede çalışıyordu. Ben o sıralar askerdim. Denizli'de askerlik yapıyordum. Kafeye gittim orada bir kahve... Denizlili mi senin evet, eşin? Evet Denizli. Aslen Burdurlularmış da Denizli'de tanıştık. Denizli diyebiliyorum ben. Orada tanıştık sonra bir arkadaşlık kurduk. Bir kız arkadaşım, bir sevgili vesaire böyle bir 6-7 ay böyle... Askerdeydin sen de. Evet hafta askerdeydim. Hafta sonları izinli mi çıkıyordun? Askerdeydim. Uzman çavuşla başvuru yapmıştım. Onu da kazandım. Isparta'ya eğitime falan gittim. Ondan sonra Denizli'ye tekrar... Askeri personel olarak mı çalışacaktın? Evet askeri personel olarak çalışıyordum. Sonra eşimle evlenmek için bazı yollara neden başvurduk. Hani biz benim niyetim ciddi zaten. Ben oldu bitti baştan da söyledim. Hani o, burada yüzüne karşı da söylerim hani ben oldu bitti ciddi istedim. Bu yüzden evlilik istedik. Kuzeyir'e gittim. İstemeye gittiniz mi? Haber gönderdim babasına. Eşim bizzat kendisi söyledi bana. Babası Allah'ın emriyle gelip isteyelim dedim. Antep'e doğru. Yani. Canım onları karıştırma evet. Ne alakası var yani Türkiye'nin öyle bir söylenti demişti. Öyle bir söylenti demişti. Babasıyla demiş. Ya öyle söylenti olmaz İzin yani. Aklımı... Gidip istediniz mi yani? Gittik istedik. Yok ilk istemedik. Önce gittik istedik de. Hayır sonra. İlk istemedik. İlk biz Antep'e kaçtık. İki önce günlük... kızı kaçırdın. Evet. Baba söylediğince ben uzman çavuşu bıraktım. Denizli'ye geldim eşimi aldım. Antep'e kaçtık. İki gün sonra... Niye bırakıyorsun işini? İzin hakkımı kullanmıştım. Geri gelemiyordum. Niyetimiz ciddiydi. Hani evlenmek zorundaydık. Öyle kaçtık. İzin sonra gelmiyor mu yine bir izin vakti? 3 ayda bir 15 gün iznim vardı. Bekleyeydin ya 3 ayı. Bekleyemedim vallahi. Sabredemedim. Hani o yüzden işini gücünü bıraktın. Bıraktım vallahi. Hani normalde biz eşimle de konuştum bu konuyu. Bırakıp gelsem hala benimle var mısın diye. Hani ben dedi benim babam asgari ücrete çalışıyor. Ben dedi. İyi de oğlum sen oradan maaş almıyor musun artık? Maaşlı işin değil mi senin o? Evet alıyordum ama o son oldu hani. Bıraktım geldim.
Ya üç böyle ayda... kaçıyorsunuz da neyle geçinmeyi umut ediyorsunuz? Ya çalışırım dedim ya. Hani ya herkes gibi ben de asgari ücretli olsa çalışırım dedim. Şimdi ne iş yapıyorsun? Şu an mobilyacıdayım. İzmir'de mobilyacıda çalışıyorum. Allah Allah, güzel işini bıraktın ya. Bıraktım. 2 sene oluyor. Annen o askeri personeli 3 ay beklemediğin için bıraktın. Eşim için bıraktım. Cumartesi pazar izniniz yok mu sizin? Kuzey Irak'taydım. İznimi kullanmıştım. Dağdaydık, üst bölgesindeydik. Bu yüzden iznin saat falan vesaire yoktu yani. Denizli'yken vardı. Ama daha çok gençsiniz. Oradan da geri geleceksin. Niye orasını beklemediniz? Görevlendirmeye gitmiştik. İlk 2-3 ay kadar Denizli'de yaptım. Tekrar tayinimi istedim. Uzman çavuş olarak, uzman onbaşı olarak Denizli'de eğitim yaptım. Sonra bizi görevlendirmeye verdiler. Kuzey Irak, Şırnak, Şırnak'tan Kuzey Irak. Kop göğüs bölgesine. Bir ay, 1,5 ay kaldım, kalmadım, bıraktım, geldim. İstemiyorum, yapmayacağım dedim. Eşim de benim için okulu bıraktı. Ben zorlamadım onu okulu bıraksın diye. O nerede okuyordu? O Denizli'de Buldan. Buldan Üniversitesi'nde muhasebe ve bankacılık okuyordu. Ay yazık. Bakar mısın ya? O da benim için okulu bıraktı. Sonra Sait bıraktırdı oldu. Sait oldu. Sonra biz kaçtık. Antep'e gittik. 2 gün sonra annesi aradı. Allah'ım sen kur ya. Vallahi yani. Annesi aradı. Dedi hani gelin istediğiniz verdik diyelim. Kızımın kaçtığını kimse bilmiyor. Tamam dedik. Peki öyle olsun. Atladık apar topar Denizli'ye geldik. Annesi de kaçtı diye çıkmasın, gelin isteyin dedi. Siz de gittiniz istediniz. Evet, Denizli'ye gittik, istedik, yüzük taktık vesaire. Yapabildiğimiz durumumuzca her şeyi yapmaya çalıştık. Ama annesi sürekli 10 tane Adana burması bilezik, altın tuğra, küpe, yüzük vesaire bir ton altın istedi. Benim buna da babam engeldi benim. Durumumuz yok yani. Çalışmıyorsun evet, zaten. Durumumuz yok. Babam dedi hani benim durumum 2'ye yeter. Sonra 5'le anlaştık. Eşim dedi ki hani benim altında falan gözüm yok. Yeter ki iki gönül bir olsun. Altınları dedi sahte takarız. Senden sadece tek isteğim var. Gelinle mi? Şu gördüğünüz gelinle. Bana göreyim. Bana satın yani kendimin olsun. Ben saklayabilirim gelinliğimi. Ben de eşime gelinliğini satın aldım. Bizim düğünümüz de olmadı. Sadece bu fotoğraf çekimi. Bizim düğünümüz de olmadı. Denizli'ye geldik. Yani Nisan'ın 3'üyle 5'i miydi? 3'üyle 4'ü arası. Kınay'da düğünümüz vardı. Yani ayarlamıştık her şeyi. Çok da yakışıyorsunuz birbirinize. Sonra bu altınların sahte olduğu nasıl ortaya çıktı? Sahte olduğunu hala bilmiyorlardı da söylemek zorunda kaldı galiba eşim. Bu gidişinde söylemek zorunda kalmış. Ben zaten yapacaktım. Yemin ederim hani burada olduğum için söylemiyorum. Eşim de beni tanıyor, biliyor zaten. Tamam, siz bunları yaptınız. Evet. Sonra evlendiniz. Nerede oturmaya başladınız? Evlendik. Eşimin ailesinin ısrarı Denizli'de yaşamaya başladık. Tamam, sen de mobilyacıya işe mi girdin? Hayır, Denizli'de normal fabrikaya girdim. Ben yalnız yaşıyorum, nikahımız var. Yalnız yaşıyorum, hani aç kalıyorum, susuz kalıyorum. Hani onlarda yediğim günler de oldu, haklarını inkar etmeyeyim. Ama ister istemez rahat edemiyorum. Niye yalnız kalıyorsun? Nikahlıyız ama izin vermiyorlar. Hani düğünümüz olmadı için. Bir de korona var, düğünümüz de olmadı. Ama nikahınız oldu. Nikahımız oldu. Resmi nikah. Evet, resmi nikah, dini nikah. İkisi de oldu. Evet. Ama... böyle akşamdan akşama yarım saat, bir saat eşimin yüzünü görüyorsam öyle yani, o derece. Allah Allah. Ciddiyim, yemin ederim. Annesi izin vermiyor. Düğün olmadan kızı sana göndermiyor. Zaten evet, siz kaçmışsınız. Olmadan, evet, kaçtık zaten ama kimse bilmiyor dedi. Sonra bir şey oldu, bir sıkıntılar oldu. İlla ayrılacaksınız. Yüzüğü çıkarıp camdan atmalar. Beyaz kağıdı getirip kendi arzumla, kendi isteğimle boşanıyorum deyip imza atmalıymışım. Sonra eşimin hamile olduğunu öğrendik. Hastaneye gidip, özel hastaneye gidip 3,5 aylık hamile olduğunu öğrendik. Kan testi anne var. Hala da düğün var, göndermiyor eve. Senin karın hamile kalmış. Evet. Fotoğraf de var. Pazartesi günü destur, bismillah. Kan testi de var özel hastaneden. Çok nezih başladık. Kan testi de var özel hastaneden 3,5 aylık hamile diye. Sonra annesine dedim ki bizim çocuğumuz var, eşin kızın dedim hamile, hadi dedim nasıl ayıracaksın bizi, aldırız dedi. Öyle mi? Öyle. Ben de hemen gidip Denizli aile mahkemesine dilekçe verdim. Onlar da bana bir kağıt, bir form verdiler, bunu git mahalle karakolunuza verin diye. Ne formu veriyorlarmış böyle? Üzerinde Sevindik Karakolu'na yazıyor. Karakola gidip o formu verecekmişim. Gittim verdim. Form ne formuymuş yani? Vallahi çantamda hani verebilirim, gösterebilirim. Yani çocuğu aldırmasın formu mu? Onun için mi başvurdun? Evet, çocuğu aldırmasınlar diye. Ben izin vermiyorum diye. Benim çocuğum var. Annesi öyle, böyle dedi. Dilekçe oluyor muymuş? Ben hiç bilmiyordum. Duymadım. Dilekçe. Ne formu? Çocuğumun hayatından hani hamile, hayatından şüphem var diye. O zaman da dilekçe yazmıştım. Hamile çocuğu aldırmasın diye. Evet.
Evet. Sözü aldırmıyor. İlk defa duyuyorum öyle bir şey. Ben de duymadım da. Böyle bir şey yazdım. Bana karşılığında bir kağıt verdiler. Bunu git mahalle karakoluna ver dediler. Mahalle karakoluna gittiğimde... Nerede gittim de... bir göstersene aşkına. Neyse onu bir çantasına git, onu da biz kendi merakımızdan tamam, bakalım. Olur. Yani öyle bir form mu var karım çocuğu aldırması diye? Olur olur, sıkıntı yok, bakabilirsiniz. Bilmediğimiz sonra... için vardır da evet. Biz Rahmi Bey'le duymadık ha. Sevindik karakoluna gidin, bu formu verin dediler. Gittiğimde polis dedi ki biz bununla ne yapabiliriz ki? Sen 9 ay sonra çocuk piyasaya çıkmazsa o zaman çocuğa bir şey olmuş demektir. O zaman işlem yapacağız. Sen bununla bir şey yapamazsın, tamam. Zaten ondan sonra hemen ayrıldık. 2 ay sonra 2 ay Antep'te kaldık. Polis de doğru, biz de polis de bizim düşüşümüz. Biz de ilk defa duyduk da çocuk düşe de bilir. İlla ki aldırmak değil, hani onun bir garantisi yok. Eşim tekrar geldiğinde çocuğa ne oldu dedim. Çocuğun lafını açmayacaksın, şey yapmayacaksın ama annesi söyledi. Çocuğu aldırırız dedi. Sizi şikayet ederim dedim. Bir şey söyleyeceğim ama senin eşinle niye aran bozuldu? Hem kız hamile hem iyisiniz. Birdenbire istemiyorum demeye başladı hani. Yani seni de eşin istemedi. Evet, birdenbire istemiyorum. Yok boşanacağız, istemiyorum bilmem ne. Ya diyorum ne oldu? Orta yolu bulalım hadi neyse. Yok istemiyorum. Oldu. Ama orada bir şey olmuş olmaz. Sen herhalde unuttun. Şimdi vallahi, siz gayet mutlusunuz. Bak ne güzel fotoğraflar motoraflar çekilmiş. O büyüden sonra hani o yazdan sonra oldu olan da. Ben hani hep onu şey yapıyorum, siz de şey yapıyorsunuz. Aranızda hiç kavga, dövme, ya, dövme. Olmuştur, olmuştur. Ufak tefek olmuştur. O da büyümüştür o zaman. Ama şu an ne olduğunu hatırlamıyorum. Büyü diye hatırlıyorum. Yani, ama hatırla sen şimdi. Oldu. Hayır aranızda ne oldu da şimdi kız zaten evet. Okulunu bırakıp seninle kaçacak evet. Kadar gözü dönmüş. Evet. Sonra nikah kıyılmış, gelinlik giyilmiş. Neden bu kız seninle ayrılmak istiyor? Arada tam ne oldu? Kalmış. Sen orayı anlatmıyorsun. Allah Allah. Sen orayı kayınvaliden oraya... büyü yaptı diye anlatıyorsun evet. Da ben sana gerçeği soruyorum. Ne oldu orada? Vallahi abla dediğim gibi ya. Annesi hep sebep oldu. Kızını evlendirmek istemedi. Pişman oldu verdiğine. Ama oldu bitti oldu. İstemiyordu. Bilmiyorum, oldu, hanım da annesine karşı istemedi. Konuşamıyordu. Ben kaçarak gittim. Annemle mahcubum, konuşamıyorum hani. Hayır hayır ama sizin aranızda ne oldu? Kız yine ya kız okulunu bırakıp Gaziantep'e kaçan kız. Evet. Denizli'de ev tutulmuş sana niye gelmesin? 3 ay içinde ne oldu yani? Annesi arayı sürekli orada... kızını çağırı geldi. Ayrıl da gel kızım istemeyin. Ya ufak sürekli nedenden. Ha, ne oldu? Bir şey ufak olmuş bir nedenden kavga olmuş olabilir. O da büyümüş olabilir. Lakin olayın işine tamam, lakin annesi. Konunun nedeni ne o lakin? Onu hatırlamıyorum. Hatırla ne her şeyi hatırlıyorsun bir de onu ama gerçekten hatırlamıyorum Müge abla. Annesi babası... Sen dövdün falan konuya, mı kızı? Hayır. Annesi babası konuya müdahale olduğu için ayrıldık. Siz şiddet hiç yaptı mı kıza? Bundan önce hamile değilken oldu birkaç defa oldu. Sen şimdi geç tabii, büyüleri tabii, gerçeği tabii, anlat. Oldu niye dövdün sen bu kızı? Vallahi mahallede sesi çok çıkıyor diye. Ha? Bir an kendime... Ne diye? Mahallede böyle tartışıyoruz. Çığlık atıyor, bağırıyor. Kendime hakim olamayıp birkaç tane vurmuşluğum var. Neyse onu söylüyorum. O zaman bir dakika. Neyse, o zaman yani evet. Kız o eve geldi. Hangi annesi yani? Babası göndermiyor değil. Mahallede sesi duyulduğuna göre kız gelebiliyordu. Hayır, hayır, hayır. Ben İzmir'de şimdi, İzmir'de kaçtık biz. Onu söylüyorum, ondan sonrasını söylüyorum ben. Yani evde beraberliğiniz devam ederken kavganız oldu. Evet. Dövme durumu oldu. Kız da evi terk etti gitti. Yok hayır. Terk etmedi. Yine. Sonra hamile oldu. Bir yine hamileyken de tartışmalarımız oldu. Evet. Tartışmalarımız itişme kakışma. Ama kesinlikle şiddet olmadı. Şiddet kesinlikle olmadı. Eşim bu sefer gittiğinde. Öncesinde olmuş ama. Hamile değilken birkaç defa oldu. Neyse niye onu de, zaten söylüyorum. Kayınma annesinin yanına gittiğinde hamile oldu ortaya çıktığına göre. Hayır bu ikinci çocuğumuz bizim. İlki öldü işte. İlki öldü. Bu ikinci. İlki düşük yaptı. Kan testini falan onları anlatıyorum. Tamam, tamam işte ama bu ben de ilkini işte konuşuyorum. İkincisini bilmiyorum da. Evet. İlkinde işte evi terk ettiğine göre bu şiddetten dolayı annesinin yanına dönüyor ilkinde. Sonra hamile i̇lkinde oldu. İlkinde beraber hayır hayır ilkinde zaten birlikte yaşamıyorduk ki. Deniz'de benim evim vardı. Ben yalnız yaşıyordum. Ama eşim akşamdan akşama yarım saat bir saat olarak öyle yüzünü görebiliyordum hani. Sen bu iki bebek arasında mı karını dövdün? Evet iki bebek arasında. İkinci dediğin ne? İkinciye de İzmir'e kaçıp geldiğimizde evimizi kurduk, yuvamızı kurduk. Sen gene bir kaçırdın yani. Evet, ikinciye. Büyüler bozuldu yani. Evet, ikinciye kaçırdığımızda, kaçtığımızda İzmir'e yerleştik. Biraz abimgilde kaldık, biraz Antep'te ablamgilde falan kalmıştık. İzmir'e geldik, evimizi kurduk. Gider gitmez bir işe girdim. O günden beri aynı iş yerinde, hani hiç bıkmaması çalışıyorum. Sırf hani zaten mecburiyetteyim, çalışmak mecburiyetindeyim. O zaman yani bitmiş yani şey. Barıştınız tekrar yani. Evet barıştık. Sonra Allah'tan çocuk istedik. Biz ailesiyle görüşmüyorduk. Barışmak için.
Allah'tan çocuk istedik. Allah'ın bize bir erkek çocuk nasip etti. Çocuk doğduğu gün annesi geldi. Daha önceden de gelmişlerdi de doğuma yakın. Çocuk doğduğu gün annesi doğuma geldi. Annesi çocuğun 40'ı çıkana kadar Denizli'ye, torunumla çocuğumu Denizli'ye memlekete götüreceğim dedi. Ben izin vermedim. Ben eşimden çocuğumdan ayrı kalamam dedim. Sonra eşim geldi. Güzel bir dille insan gibi dedi ki ben gitmek istiyorum müsaaden varsa, iznin varsa. Ben de senin sözüne itimat ediyorum. Tamam dedim. Sana güveniyorum. Git dedim. Gitti. Gittikten 2 gün görüştük. Telefonla görüştük. Çocuğun kimliğinin fotoğrafını attıktan sonra her aradığımda telefona bakılmıyor. Her annesini arıyorum. Bakmıyorlar. Babasını arıyorum. Bakmıyorlar. Sonra yok kızı dövüyormuşum. Yok doğumda yanında tamam, olmamışım. Tamam sen zaten Denizli 5. Aile Mahkemesi'ne verdiğin şeyde bile demişsin ki burada. Evet. Eşim beni aradı. Utanmadan sen beni dövmüyor musun? İşkence etmiyor musun evet. dedi. Telefonu evet. kapattı demişsin. Evet. Sen işte kız da demiş beni dövüyorsun, işkence ediyorsun demiş. Ama şöyle bir şey anlatayım. Gittiğinde 2 gün aradı. Kimlik fotoğrafını attıktan sonra telefonlarımı ben açmadı. Bir şey söyleyeceğim. Benim her zaman söylüyorum. Benim bu kadar hikayeyi kafam almıyor. Çok evet. lafta yalan vardır. Yalan yok olmuş. Bunlar hep oldu. Tamam oldu. Sen oldu bu kızı bunlar. Niye dövüyorsun? Niye dövüyorum? Tartışıyorduk. İlkinde mahallede sesi çıkıyor. İkincisinde. Evimiz yeni yapı. Çok ses yankı yapıyordu. Bir şey oluyor. Çok bağırıyordu. Bağırmasın diye kendime hakim olamayıp birkaç defa vurmuşluğum var. Daha yeni evlenir ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.